Batıdaki belli başlı metropollerde olduğu gibi artık İstanbul'umuzun da gerçek şarap barlarına kavuşması çok güzel bir olay. Kafe Ruj, kadehle farklı şarapları içebileceğiniz güzel bir ortam. Geçenlerde New York Times'ta bir yazı var. Buraya gelen bir muhabirleri İstanbul'da 2-3 tane zaten o kadar var. Şarap barına gitmiş ve memnun kalmış. Bunlardan bir tanesi de Taksim'de Cafe Rouge sahibi de meslektaşım ve aynı gazetede yazı yazan sevgili Mehmet Yalçın. O yüzden çok heyecanlıyım burayı çekme fırsatı doğduğu için. Şimdi bu çok önemli boşluğu doldurmuşsunuz siz Türkiye'de. Yani gerçek bir şarap barı böyle. Yani hem yemeği olan hem de 50 çeşit kadehte böyle şarabın verileceği, bütün şarapların, Türk şaraplarının olduğu. Mehmet Yalçın mı artık herkes tanıyor. Yani ülkemizde şarap kültürünün gelişmesinde, iç kültürünün gelişmesinde başrolü oynamış bir insan. Yani çok önemli yazılarıyla, pratiğiyle falan. Sadece dergi okumak ya da benim gazetelerdeki yazıları okumakla yetinmeyen insanlar bizi sıkıştırmaya başladılar. Biz bu konularda derinleşmek istiyoruz. Türkiye'de üst düzey gastronominin, kaliteli şarapların, iyi dinlenmiş içkilerin kültürü biraz zayıf ve bu konuda... Bir hayli zayıf. Evet. Siz yine Nova Diplomat gazeteci. Bu konuda biraz daha tecrübe yaşamak istiyoruz diyen dostlarımızın, okurlarımızın baskısıyla 8 yıl önce şarap kursları başlattık. Daha sonra onun üzerine viski kursları geldi. Hatta üst düzey gastronomi kursları yaptık Ahmet Örst Bey'le beraber. Bütün bu çalışmalarda hep sorulan soru şu: burada sizin tattırdığınız şeyler çok hoşumuza gidiyor ama bunları günlük hayatımızda tadamıyoruz, göremiyoruz. Bunlar için nereye gideceğiz? Bunları nerede yiyebiliriz, nerede içebiliriz? Bu bahsettiğiniz şeri nerede yudumlanabilir bir şarap cinsidir? Adres gösteremedik gerçekten. Ya da İstanbul yurt dışı adresleri de gösteremezler. Neredeyse o da bir yere kadar. Aynen. Günlük hayatında insanlar bunları bulmak istiyorlar. Bu baskılar öylesine yoğunlaştı ki 1,5 yıl önce bu yatırımı yapmaya karar verdik. Şerefinize diyeyim ve gerçekten hoş bulduk. Başarınıza inşallah. Şöyle. Bu taptaze bir şarap. Beyaz Beaujolais gibi. 2011 rekoltesi. Hı. Yani 3-4 ay önce mayalanmış taptaze. Karbonik maserasyon yapılmış herhalde. Bu yılın şarabı. Aynen böyle bir tarzı bir hafif bir tatlılığı var bitiminde evet. O şeyde. Biraz sonra daha ciddi bir şaraba geçeceğiz. Yo, bence beyazda. Yani ben şahsen şeyde Beaujolais Nouveau hayatta en sevdiğim şaraplardan biridir. Çünkü tanensiz, yumuşak, evet, meyvemsi, evet, evet. Dostluk, arkadaşlık. Lıkır lıkır içilir, kahkaha attırır, neşelidir. Şimdi ne yiyoruz efendim? Bu şu anda ricotta peynirli patlıcan ruloları. Yanında da nar ekşisinden falan mı yaptınız bir çektirme? Bir tür nar ekşisi ve azıcık balzamik giren bir çektirme. Çok özel iyi. Bir sosu var. Hmm. Burada şarküteri dilimleyicisinin imkanlarını kullanıyoruz. Normalde bıçakla patlıcanı bu incelikte dilemezsiniz veya başka bir şeyle. Şarküteri dilimleyicisinin en ince ayarında zar inceliğinde patlıcanlar dilimleniyor. Ondan sonra zeytinyağında marine edildikten sonra ızgaraya şöyle bir gösteriliyor iz verecek kadar. Oradan hafif bir füme lezzet alıyor. Ondan sonra çok az zeytin ezmesi içine ortada ricotta peyniri, bizim Lor'un benzeri İtalyan peyniri biliyorsunuz. Tabii ki. Ve böyle bir hoş bir başlangıç lezzeti olarak. Gayet güzel bir. Tam burada tutulan, sevilen lezzetlerimizden biri. Tam bir böyle iyi lokantalarda karşısına çıkan şeyler gibi yani... Batı'daki Michelin yıldızlı lokantalarda ilk başta ısmarlamadan gelen tadım hoşluklar, amüzbuşlar gibi, evet. Çok güzel. Patlıcanla da bu çektirme yakışmış birbirine bence gayet. Sağ olun. Ülkemizde midye sadece dolma olarak hazırlanıyor. Buna karşın Fransa'ya gidenler ne güzel midye yahnileri hazırlandığını bilir. Cafe Rouge'un Normandiya usulü körili midye yahnisi enfes. Burada
burada şaraplarımız fazla buğulu değil. Çünkü burada bir Chardonnay narince kupaşı ve 3 senelik bir şarap yudumluyoruz. Hafifçe rengin koyuluğu da belki. Ondan olsa gerek. Ondan. O yüzden daha az soğuttu arkadaşlar. Biraz da geniş bardakta alıyoruz ki bukeler. Benim için önemli. Yani primörde evet belki ama zaten siz, siz de yazıyorsunuz yazılarınızda. Bizde şöyle bir hastalık var bence. Beyaz şarapları olduğundan daha soğuk içiyoruz. Kırmızıları da olması gerekenden diyeyim. Olduğundan diyeyim. Evet. Olması gerekenden daha sıcak içiyoruz. Kesinlikle. Fazla burada bir Chardonnay narince kupacı yudumluyoruz. Türk ve Fransız üzümlerinin beraberliği bir, ve bir senelikte bir fıçı tretmanı var. O da biraz zaten rengi de koyutmuş bir parça. Fena yapmamışlar. Bunda residual şeker var biraz tortu. Var. %3 falan olabilir bilmiyorum tahminim. Hafif bir var. Hafif var. O da yaramış yani bu köri sosla. Evet. Bu arada sos şahane gerçekten yani. Şimdi bu yemekle ilgili biraz bilgi vermek gerekirse. Lütfen. Bu biraz benim şahsen çok sevmemden dolayı da menüye girmiş bir yemek. Bu aslında 3 Michelin'li Olivier Rolenge'nin yemeği. Kanser'de biliyorsunuz. İki kez gittim lokantasına. Evet. Şimdi kapandı artık. Öyle olmuş. Rolenge'nin en büyük takıntısı Asya baharatlarıyla kabuklu deniz ürünlerini evlendirmek. Bu onun geliştirdiği bir yemek. Biz de bunu çok seviyoruz. Beyaz şarap, köri, sarımsak, arpacık soğan, krema hep birlikte böyle bir sosun içerisinde midyeler hazırlanıyor. Midyeler bence bir yerde içim rahat etti. Çok pişmiş çünkü mideden korkuyorum. Bu yemek öyle. Ama biraz daha az pişerse tekstürü biraz daha kalıyor. Biraz hafif şey. İşte bunlar saniyelik ayarlar. Aynen. Ocağın ateşindeki har, kullandığınız tavanın biçimi bunların hepsi etkiliyor. Bir de aklıma bir şey geldi. Bu yemi dibine bir ekmek koyabilirsiniz. Çok güzel bir şey. Yapalım. Yapalım. Çok güzel. Şimdi bunu koyalım. Ekmekler şamandıralı saldıralım bakalım. Tamam, bakalım. Çok güzel. Nefis. Rolenge'de iki kez yedim. Yeme şeyine eriştim. Hayatımda yediğim en iyi, inanmayacaksınız ama kuzulardan birini yemiştim. Evet, çünkü o bölgede şey var, sale. Evet, tuzlu bitkilerle otluyor yemek kuzular. Yani, bravo. Onu yemiştim. Muazzam bir kuzu yemeğiydi. Fakat yediğim yemekler arasında da körili istakozu çok iyi hatırlıyorum. Oo. Çok gayet başarılı, değişik, lezzetli. Şimdi bir de et yemeği mi? Evet, bir de biberli bonfile gelecek. Tamam. Şarap barlarında ana yemek yeme gibi bir mecburiyetiniz yok. Ama eğer açsanız, biberli ve taze patates ezmeli bonfile olması gerektiği gibi. Milor'un damak zevkine göre bu kalitede bir bonfileyi orta az pişirterek denemek lazım. Dünyada şu anda kredibilitesi en yüksek, en çok Michelin yıldızına sahip, en popüler, üst düzey aşçı durumundaki Alain Ducasse bile ki kendisi müthiş bir yemek sanatı ustası yani pek çok sunum ve şey geliştirmiş. %70 malzeme, %30 aşçılık sanatı diyor. Yani malzemeye o bile kendisi malzeme adamı olmadığı halde, kendisi bir ustalık ve teknik adamı olduğu halde %70'i malzemeye biçiyor. Paul Bocuse'e sorsanız belki %80-90 falan diyecek. Yani. İyi bir bifteğiniz yoksa, iyi bir bonfileniz yoksa ne yapacaksınız? Sosta kullandığınız krema özlü iyi bir krema değilse ne yapabilirsiniz? Yani ahçı ancak boşlukları bir miktar doldurmaya çalışabilir. Evet. Biraz güzel sunum yapabilir. Yani şaraptaki üzüm gibi yani. Aynen. Tabii. Çok doğru. Ama Ducasse'ın lokantalarında da hakikaten malzeme iyidir. Yani evet. Çok şey yapmaz. Çok üzücü bir şey bizim açımızdan. Belki onlar için güzel bir şey. Ben hayatımdaki yediğim en lezzetli yoğurdu Alain Ducasse'ın Paris'te Plaza Athena otelindeki restoranında kahvaltıda yedim. Enteresan. Ve utandım. Küçük bir çömlek yoğurdu. Yani ben en güzel yoğurdu ülkemde yemeliyim. Ya, tam yoğurt, yağlı gerçek. Yani dünya dillerine giren yoğurt kelimesi bile Türkçe kökenli bizden geliyor. Yani dünyada yoğurt Türkler yani en çok. Evet, benim atalarımın yoğurdunun en güzelini ben memleketimde. Biz burada stilize edilmiş, tatlımsı mayalar bile kısırlaştırılmış mayalar. Kesinlikle, tekrar kullanamıyorsunuz. Yani o siz de söylediğiniz ağzınıza sağlık. Yani bu acıklı bir durum. Hani diyebilirim ki şimdi Türkiye'de belki
hani iyi salyangoz bulunmamasını yemeğini anlayabilir insan ama iyi yoğurt bulunmamasını anlamak zor hakikaten. Evet. Yani, bu şahane bir şeye benziyor. Bu paper değil, bu bayağı kalın yani. Evet, evet. Bu pepper. Evet. Bu evet. Pepper. Dövülmemiş. İçi de biliyorsunuz... Tam istediğim gibi gelmiş. Türkler kanlı et sevmez lafı vardır ama... Evet, güzeli bu. Şu lafı söyleyen de Türkler. Etin alakanlısı, yiğidin delikanlısı. Bu lafta bizim büyüklerimizden çıkma bir laf. Yani dolayısıyla işi bilenler aslında Türklerin de içinde alakanlı eti sevenler. Vallahi benim tanıştığım bütün iyi ahçılar kendileri böyle seviyor. Fakat niye çok deyince müşteri böyle istiyor diyorlar. Çok lezzetli bonfile. Sağolunuza. Sağ olun. Sağolunuza. Bu da bir Cabernet Sauvignon 2008 rekoltesi. Tekirdağ bölgemizdeki butik bir üreticiden. Filtre etmiyor. Durutma yapmıyor. Kabaca kendi tortularından süzülmüş şarabın 3 sene sonraki halini şu anda görüyoruz. Biraz, hafif bir alkolü biraz var. Fazla yüksek ama. Biraz fazla şey. Evet. Böyle pruny dedikleri yani... asitte düşük. Biraz kaba tanenli bir şarap ama onu özellikle biraz da bunlar. Bonfilenin biberiyle güzel, savaşsın doğru. Diye doğru. Tercih ettik doğrusu. Doğru. Şurada bir Burgonya şarabı içseydik zavallı şarap ezilirdi. Yok, bu biberlerin yanında. Bizde niye? Yani herhalde yine de iklim sıcak çünkü bunda biraz şey benim iç bayıltıcı dediğim biraz sürmatürite var. Bir şişe şarabı 5 kadehe bölüyoruz. Büyük veriliyor 14 santilitre porsiyonda. Ha, fazla. 5. kadeh biraz durursa onun kaderi bu sosa girmek oluyor. Yukarıya mutfağa çıkıyor orada. Yani dolayısıyla soslarda da bayağı kaliteli şaraplar var. Kaberneler, şirazlar, iyi merlolar. Bunda da kırmızı şarap var. Evet. Şey, tereyağı da var galiba. Tereyağı bol. Zaten biliyorsunuz Napolyon para demiş. Paul Bocuse tereyağı demiş. O yüzden tereyağı her şeyde var. Çok eksik olmayın. Şimdi az sonra bizim iddialı olduğumuz bir tatlı servis edilecek bir kadeh portoyla. Milor'a göre Café Rouge, Barcelona'daki Torres adlı şarap barını andırıyor. Öte yandan duvarları Mehmet Yalçın Bey'in değerli eşinin özgün tablolarıyla süslü. Aç olmasanız bile Café Rouge'a gelmişken bir muz şokolanın yanında port şarabı içerseniz pişman olmazsınız. Şöyle bir mesaj ben müsaadenizle vermek isterim. Şimdi bizlere bakıp dinleyiciler, izleyiciler işte rafine, gurme insanlar şeklinde yorumlar yapıyorlar. Ve bizim çok rafine bir hayat belki yaşadığımızı düşünüyorlar. Ama gerçek damak tadı ve sağlık rafine hayatta ya da çok inceltilmiş ve lüksleştirilmiş şeylerin içerisinde değil. Ben 11 yaşında oğlumu köylü çocuğu gibi besliyorum. Sabahleyin tahin pekmez içiriyorum. Tarhana çorbası sık sık evde yapılıyor. Bol tereyağlı yapıyoruz yemekleri ve Anadolu besinleriyle besleniyor. Yani zannedildiği gibi bir tabağın üstünde nouvelle cuisine tarzında işte bir tavuk pişirip üstüne bir biberiye dalı saplayıp iki tane de frenk soğanıyla süs yapılması bir rafinman ya da bir incelik değil aslında. O yüzden aslında halkımızın, esnafının, annesinin, bunlar en güzeli o. Hatta evinde temizlik yapan ama arada bir dolma da attıran hanımının kıymetini çok iyi bilmesi lazım. Hayat tarzınızı değiştireceksiniz. Yürüyeceksiniz. Çarşı gezeceksiniz. Sokağa çıkacaksınız. Gezdiğiniz yerde bir seyyar satıcıyla tanışacaksınız. Ondan bir şeyin öyküsünü öğreneceksiniz. Bir malzemeyi göreceksiniz. Karadeniz kıyısında çalılarda böğürtleni elin kanayarak alacaksın o şeyden. Dikenli böğürtlen çalısından. Bunları bilmezseniz, yaşamazsanız, köy pazarlarını gezmezseniz, hayatınız böyle spot ışıklarının altında sentetik süpermarketlerden, süpermarketten plastik olmaz, içinde olmaz, şeylerden olmaz, tabii yani. Ki olmaz. Yani o zaman şöyle söyleyeyim yani belki rafinelik yanlış anlaşılıp sizin dediğiniz asıl rafinelik bence. Tabii. Yani rafinelik burada doğalın, güzelin, tabii. Lezzetin peşinde olmak ve bence de burada sizin dediğinizde çok önemli bir yer. Bunu yapmakla insan ilişkileri çok önemli. Direkt ilişki kuruyorsunuz. Sağlığınıza çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şu anda da bir Porto şarabı yudumluyoruz 2006 hayatta yılının. Hayatta en sevdiğim çikolatayla şeydi. Geç şişelenmiş portosu. Bu kültürümüzü de biraz geliştirmemizi ben öneriyorum. Nefis. İzleyicilerimize. Evet. Yani Porto ile çikolata güzel bir beraberliktir. Yani olmazsa olmaz. Veya çerezler, peynirler. Bizde maalesef peynir tabakları. Roquefort'la çok iyi gidiyor port tabii. Peynir tabağıyla biz normal ana yemekteki kırmızı şarabımıza devam ediyoruz. Halbuki o şarap metalik bir hale geliyor. Lezzeti evet. Azalıyor. Çünkü peynirin güçlü tuzu ve yağı, keskin asitleri iyi peynirlerin sek şarabı eziyor. Ama böyle bir tatlı şarap olduğunda şekerle o tuz ve yağ arasında
ideal bir balans oluşuyor. Özellikle de bunu mesela bizim Konya'nın bir küflü peyniri de düşünün. Hele obruk peyniri, ben mesela bayılırım obruk peynirine. Bu da çok iyi bir çikolata kullanmışsınız. Nefis yani, Fransa'da bile böylesi az yenir yani, doğrusu. Bu kadar çok güzel bir mus yapmışsınız. Beyaz çikolatadan bir katman yaptık arasına. İki siyah çikolata musunun arasına. Beyaz çikolata musu. O arada bir ferahlama sağlıyor. Böylelikle de sonuna kadar yenebilmesine gerçekten çok doğru, o şeyi de nefis bir denge sağlamış. Peki ne diyeyim, gerçekten çok teşekkür ederim. Burada Mehmet Bey Türk şarapçılığına da hiç ne diyeyim, hani derler ya, ırk, din, dil farkı gözetmeksizin gibi, yani hiç fark gözetmeksizin iyi olan her şeyi bulunduruyor. Pek çoğunu kadehte sunuyor. Yabancı şaraplar da var. Bu açıdan da bence katkısı büyüktür. Müsaadenizle buna, yani kendisi meslektaşım, arkadaşım, o yüzden buraya bir sizden, izleyicilerin özür dileyip bir not vermeyeceğim yemek için. Fakat verirsem, yani şöyle söyleyeyim, sözüm doğru. Her zaman, yani Taksim'de bulunduğum zaman akşam şöyle güzel, medeni bir yere gideyim, güzel bir yemek yiyeyim, iyi bir şarap içeyim, bir numara bir yer olur. Sizden de görüşlerinizi bekliyorum. Bakın, tadı damağımda @ntv.com.tr. Gelin, görün, geri dönüşünü lütfen bana bildirin. Özellikle Taksim Beyoğlu civarındaysanız ve yanınızda yabancı misafirleriniz varsa, onları göğsünüz kabararak götürebileceğiniz güzel bir mekan burası. Umarız ardından başkaları da gelir.